İlk defa elektriği gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran, ilk otomobili getiren 5000 kilometre karayolu yaptıran, dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran, atlı ve elektrikli tramvaylar kuran, Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran, İstanbul'un binlerce fotoğrafını çektiren, arkeoloji müzeciliğini başlatan, Kuduz aşısının bulunmasından sonra ülkemizin ilk Kuduz hastanesini açtıran, polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan, okullara gönderdiği emirde Türkçenin iyi öğretilmesini isteyen, Azerbaycan okulu yasağını kaldıran, Paris'te İslam külliyesi kuran, ısrarla yerli kumaş giyen, Ereke bez fabrikası ve feshaneyi kuran, Ziraat Bankası'nı kuran, ticaret sanayi ve ziraat odalarını açtıran, toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen, mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen, yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan, Ermeni 12'nin mektubu üzerinde kendi parasından takma bacak yaptırtan, biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis eden, modern matbaa makinelerini Türkiye'ye getirten, ücretsiz kitap dağıttıran, 6000 kitabın çevrilmesini sağlayan, Beyazıt Kütüphanesi'ni kurup 30000 kitap bağışlayan, yabancı bilim adamı ve yazarlara nişanlar veren, sarayında yaptırdığı tiyatroda oyunlar ve opera izleyen, kendi elleriyle yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven, kendisine yapılan bombalı suikaste de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa'da hafiyelik yapmaya gönderen, Doğu Türkistan'a gönderdiği askeri yardımla Çinlilere karşı onları örgütleyen, Çin'in göbeği Pekin'de Hamidi Üniversitesi'ni kurduktan, 5 vakit namazını aksatmadan kılan, hiçbir evrakı abdestsiz imzalamayan, yeni gemiler alan, toplar tüfekler getirten, telefonu Avrupa'dan 5 yıl sonra ülkemize getiren, Amerika'nın Erzurum'da konsolosluk açmasını reddeden, İzmir Limanı'na izinsiz girmeye kalkan Amerikan savaş gemisini top ateşine kurulan, İstanbul Boğazı için iki köprü projesi çizdiren ki bir tanesi tam bugünkü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bulunduğu mevkide, Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami koyduran, çocuk hastanesi açtıran, kendisine Allah'ın belası diyen Namık Kemal'i Rodos ve Sakız Adası valiliklerine atayan, Abdülhamit ve Abdülmecit adında denizaltılarımızı Taşkızak Tersanesi'nde yaptıran da o. Üstelik kendi cebinden. İlkokulu zorunlu tutan, ilk kız okullarını açtıran, 15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçen, dünyanın ilk dişçilik okulunu kuran odur. Tanıyamadınız mı? Hani neredeyse bütün sözde aydınların sövdüğü, öğretmenlerimizin kendi ideolojik yaklaşımıyla anlattığı, İngilizlerin oyunu ihtiyaççıların tertibiyle din evden gidiyor gibi komik bir gerekçeyle 31 Mart vakasına maruz bırakılan, 1895-96'da Doğu Anadolu'da Ermeniler tarafından kurulmak istenen devleti Hamidi alaylarıyla bastıran, bu sebeple Fransız tarihçi tarafından Kızıl Sultan isimlendirilen Sultan 2. Abdülhamit. De gerçekten suçlu, kötü bir insan. Çünkü Osmanlı topraklarında petrol araması yaptırıp 65 yerde petrol buldurması, bunun üzerine Musul topraklarını şahsi parasıyla alıp sömürgecilerin eline geçmesine mani olması ya da Yahudilerin beş teklifine rağmen Filistin'e yerleşmelerine izin vermemesi, o yıllarda daha genç bir subay olan Mustafa Kemal'in Türk milletinin kaderinde rol almasına vesile olması suçtu. Osmanlı'nın son hükümdarı, son evrensel imparator 2. Abdülhamit'tir. Kimi dedi kızıl, kimi dediği hain sultan. Anlayamadık seni. Ali Cenab Sultan Abdülhamid.